Tapınak şövalyeleri Müslümanlığa sempati duymaya başlayınca, Müslümanlığın hak din olduğunu anlamaya başladıklarında, göstertildiği gibi İslam'ın bir vahşet dini değil de sevgi dini olduğunu etrafa anlattıklarını hissettiklerinde, Deccaliyet hemen adamlarını görevlendirmeye başladı. Hemen bir Deccal kurusuna çık ortaya, bir katliam yap, tapınak şövalyeleri nasılmış, masonlar nasılmış, millete bir göster gibi bir mantıkla o yolu kendilerince kapatacaklarını düşünüyorlar. Yani masonların Müslüman olmasını durduracaklarını, tapınak şövalyelerinin Müslüman olmalarını durduracaklarını, İslam'ın dünyaya hakimiyetini durduracaklarını düşünerek kendilerince bir atak geliştirdiler. Bu boş bir ataktır. Tapınak şövalyeleri geldiler buraya, gördünüz. Müslümanlara karşı bayağı sevgi dolular. Camiye gidiyorlar, ibadet yapıyorlar, Kur'an okuyorlar, İslam'ı öğrenmeye çalışıyorlar. Barıştan ve kardeşlikten yanalar. Dolayısıyla yani olur olmaz, bilir bilmez, İşte bütün tapınak şövalyeleri böyle kan dökücüdür, zalimdir, Müslüman düşmanıdır, bunlar sizin düşmanınızdır gibi yayınlar yapmak Müslümana yakışmaz. O zaman karşı tarafta ne yapıyor? Müslümanlar diyor, kan dökücü ve çok zalimdirler diyor. Onlar da bunun propagandasını yapıyorlar. Nasıl kan döken, anarşi çıkaran, terör yapan bir Müslüman diyen kişi Müslümanlara örnek olamayacaksa, kan döken, terör yapan bir tapınak şövalyesi de bir mason da masonlara örnek olmaz. İnşallah. Ya tapınak şövalyelerine örnek olmaz. Yani İnşallah. Hepsini külliyen reddetmemize sebep olmaz. Tapınak şövalyelerinin ve masonların tabii ki dinsizleri, ateistleri var. Tabii ki Müslüman düşmanı olanlar var. Müslümanlar birbirini düşürmek isteyenler var. Ama iyi olanları da var. Nasıl Müslümanların iyisi var, kötüsü varsa, onların da iyisi ve kötüsü var. Birbirini ayırt etmek lazım. Dolayısıyla birleştirici, barıştırıcı, İslam'ı sevdirici, düşmanlığı ortadan kaldıran, barışı getiren bir politika esas olması lazım. İnşallah. Körüklemek çok yanlış olur. Yani koskoca bir camiayı, Mason camiasını, koskoca bir tapınakçı camiayı külliyen Müslüman düşmanı ilan ettim mi, bu Deccal'in işine gelir. Böyle bir oyuna gelmeyelim. Onlara İslam'ı sevdirelim, Kur'an'ı sevdirelim. Müslümanlara yaklaşmalarını sağlayalım. Ki böylece onlar da Kur'an'ı anlasınlar. Kur'an'ın barış dini olduğunu, İslam dininin kaynağı olduğunu görsünler. Evet. İnşallah. Buyurun. Dün hocam Norveç'te 100'e yakın çocuk ve gencin ölümüne neden olan bir seri katille ilgili haberi yayınlamıştık. Siz de aynı zamanda kendisinin Ergenekon terör örgütü üye olduğunu söylemiştiniz. Onun anlattığım konu o konu zaten, evet. İnşallah. Ona ait paylaşım sitesinde Sayın Erdoğan ve Sayın Erbakan'dan bahsederek Türkiye'nin İslami, sosyal ve siyasi bir uyanış içinde olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması durumunda kulübün en büyük ülkesi olacağını ve Avrupa Birliği'nin kaderinin Türkiye'yi içine alıp almamasına bağlı olduğunu yazarak, topraklarımızın eskiden Osmanlı'da olduğu gibi yeniden Türklerin eline geçmesini istemiyorsak Türklerle savaşmalıyız yorumunda bulunmuş. Bak, eylemin yine kökeninde eninde sonunda geliyor olay, bize, Birleşme Vakfı'na, Harun Yahya eserlerine, Harun Yahya çalışmalarına dayanıyor. Demek ki masonlar ve tapınakçıların bir kısmı bu olaydan, İslam'ın dünyaya hakimiyetinden çok rahatsız olmuşlar. Evet. Tapınakçıların büyük bir bölümü, masonların büyük bir bölümü İslam'a sempati duymaya başladı, sevgi duymaya başladılar. Anladılar ki İslam dünyaya hakim olacak. Bak, feryadı görüyor musunuz? Demek ki etkimiz dünyayı sallıyor. İnşallah. Sessiz sedasız dünyayı sallıyoruz. İsviçre'yi, Danimarka'yı, Norveç'i, her yeri sallıyoruz. Bu onların sadmeleri, bu onun dalgalanmaları, bu onun yankısı, yansıması. Adam bak açıkça söylüyor.
İslam'ın hakimiyetinden bahsediyor. İttihat İslam'dan bahsediyor. Türkistan Birliği'nden bahsediyor. Net. Evet hocam. Demek ki netice almaya başlamışız. İnşallah. Bak biz buradan vurunca adam oradan hopladı. Bak gözü dönmüş, artık delirmiş. Cinayet işleyecek kadar işi deliliğe götürüyor. Psikopatlığa götürüyor. Konu İttihat-ı İslam ve Türkistan Birliği. Bu taraftan yobazlar Türkistan Birliği'ni durdurmaya çalışırken oradaki yobazlar da yine Türkistan Birliği'ni durdurmak için el ele çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla biz samimi tapınakçıları tenzih ediyoruz. Samimi masonları tenzih ediyoruz. Onların Müslümanlığa karşı duydukları sevgiyi takdir ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Allah'tan onlara hidayet diliyoruz. Ama aralarına giren pislikleri de temizleyeceklerini umuyoruz. Nitekim de temizliyorlar. Bu bütün masonları, bütün tapınakçıları bağlayan bir olay değildir. Masonlar ve tapınakçılar hepsi Hazreti İsa'nın talebeleri olacaklar. Mehdi'nin talebeleri olacaklar. İslam dünyaya güler yüzle, sevgiyle, barışla, kardeşlikle hakim olacak. Damla kan akmayacak. Bütün silahlar kaldırılacak. Bütün silah sanayi kaldırılacak. Dünyaya huzur, güvenlik ve barış hakim olacak. Sin. İnşallah. İslam. İnşallah. Barış demektir. İnşallah. Dünya huzur ülkesi olacak. Her yer huzura, berekete, bolluğa kavuşacak.